Arab tilida harakat bor bilasizlar. Fatha, zomma, kasra deydi. Biz nima deymiz? A, i, u deb qutulamiz buni. Fatha, zomma, kasrani 4-uncisi sukun deyiladi. To'xtashlik uchun. Mana shu joyda to'xtaysan degan. Alloh taolo li taskunu ilayha. Ayollaring bilan, turmush o'rtoqlaring bilan xotirjam bo'lsanglar deyapti. Xotirjam bo'lishik uchun ulamolarimiz aytadi. Bir inson deydi Alloh taolo masalan otlar bilan xotirjam bo'lishligi mumkin edi agar taqdir qilib qo'yganda. Qushlar bilan xotirjam bo'lish mumkin edi. Ovozini eshitadi, xotirjam bo'ladi, tamam. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'ziga o'xshagan jasad, o'ziga o'xshagan nafs bilan litaskunu ilayha va xalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ deyapti Qur'on-i Kerimda. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا degani o'z juftini o'zidan yaratdi deyapti. O'z juftini o'zidan yaratdi. Ko'rinishimiz o'xshaydi. Erkak chet elda u g'arbda o'zgarib ketgan bo'lsa ham, erkak kishi, ayol kishi ko'zi, qulog'i, qo'li, oyog'i o'xshaydi. Ko'p joylari o'xshaydi. Lekin biz bilaylikki, hurmatli jamoat erkak kişi bilen ayol kişi ikkita boshqa narsa. Erkak boshqa, ayol boshqa. Kimdir qayerdadir o'zini qandaydir miqdorda o'xshatishga harakat qilsa ham. Alhamdulillah, bizi yurtlar, bizi diyorlar hali u tarafga o'tib ketgani yo'q. Hali u yerga borib ketgani yo'q. Lekin hamma harakat shunga bo'lyapti. Hamma reklama shunga bo'lyapti. Hamma pullar shunga sarflanyapti. Shu tarafga o'tsa, buzilsa, nasl tugasa degan tarafga qarab harakat bo'lyapti. Demak, biz bilaylikki, hurmatli jamoat, erkak degan boshqa, ayol degan ham boshqa. Erkak kishining o'zining vazifalari bor. Ayol kishining o'zining vazifalari bor. Erkak kishining mas'uliyatlari bor, ayol kishining ham mas'uliyatlari bor. Erkak kishi ishlaydi, xizmat qiladi. Ayol kişi ise eriga hizmet kıladı. Oilani qaraydı. Allah taala berse farzand turadı. Shuning uchun ayol kishini hamma joyini ehtiyot qilishlikka, hatta ovozlarini saqlashlikka nima qilingan buyurilgan. Alloh subhanahu va taala Qur'oni Karimda litaskunu ilayha. Ayoling bilan yashash uchun deyapti. Ayol bilan xotirjamlik bo'lish uchun uyinga kirganingda xotirjamlik bo'lish uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam agar ayoliga qarasa xursand bo'ladi uyga kelganda dedilar. Haligi ko'chada boshqa xotinlarga qarayotgan odamlar. Ko'chada boshqa ayollar chiroyli ko'rinsa, zo'sha so'z jamoatga aytib qo'yilib, ko'chada boshqa ayol sizga chiroyli ko'rinyaptimi? Demak, uydagi ayol sizga xunuk ko'rinyapti. Shuni esdan chiqarmang. Ko'chada sizga boshqa ayol chiroyli ko'rinyaptimi? Uydagi ayol sizga xunuk ko'rinyapti. Sharoit ko'zimiz qilamiz. Muhabbatni Alloh taolodan so'rab o'zimiz sekin rivojlantiramiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma dedi. Bir-birlaringni o'rtasida Alloh muhabbat qildi dedi. Muhabbat suyu degan, yaxshi ko'ru degan ayolga bo'lish kerak birodarlar. Payg'ambarimiz ochiq aytdilar. Men Oyishani yaxshi ko'raman. Men Xodijani yaxshi ko'rardim. Ayolini deydi ulamolarimiz. Yaxshi ko'rganligini aytishlikda muammo yo'q. Ammo sifatlari bilan maqtavormasinki, boshqalarda ham fikri buzilmasin. Men ayolimni yaxshi ko'raman deyishlikda muammo yo'q. Rostdan yaxshi ko'rish kerak, yolg'ondan emas. Rostdan yaxshi ko'rishligi kerak. Birinchisi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning da'vatlari. Ya ma'shara shabab, ey yigitlarning jamoati, faman istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Qo'linglardan keldimi? Imkoniyatinglar bo'ldimi? Ey yigitlarning jamoati, uylaninglar dedilar. Uylaninglar dedilar. Mana biz yurtlarimizda, mana shu O'rta Osiyoda ota-ona uylab qo'yadi. Ota-ona uylaydi. Mas'uliyati yo'q ota-onaning aslida. Shariatimizga ko'ra o'zi uylanish kerak erkak kishi. Lekin
bunu hem ata anası üyüle koygan, bunu hem balasını üyüle koyadı. Ana ata ana üyüle koyarken olsa ata ana yardım versin. فَمَنْ اِسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجِ Ey yiğitlerin cemaati! Kolu ilerden kel yaptı mı? İmkaniyet bol yaptı mı? Üylen ile dediler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu erkek kişilerge tek işi. Ayalları kaç dese مِمَنْ تَرْضَوْنَ د۪ينَهُ وَخُلُقَهُ Sizlerge biraz savcı olup kese dini yahşi olsa kuluku güzel olsa kızları ileride üçlen oturmazsa beriler der Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi cemaatka, bizi elge bu sözü öte kalktığımda hiç işte gerek yok. Demeke, bizi halkta üyleniş özü erte. Elhamdülillah vallar ona oğul vallar üylenedi. 25 var üylenedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşta üylendiler. Kızlarımıza 18 onu tepesi bulup sekin turmuşka çıkardı. Arap'ta şu muamma. Vallar 25'te üylense aceplenir onlar. 25'te kanda üylendin değil. 35-41'e kirgen adamlardı. Mesela biz koyu katlaşkanız. Bizim ailemiz var, işte ferzentimiz var. Mesela işemmeydi. Sen yalvarmaz mısın? Şunu değil. Mesela işemmeydi. Bizde hemme şunu değil. Ana o Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı sünnetleri. Şunun için biz atanalık eğitemiz. Aynı hazır. Şimdi boğan zamanda. Ha. Kayırdan bilmeysen kanda kılış. Bazar dolu fitne, köçe dolu fitne, telefon dolu gitti fitnege, hammaya şehevat, şubuhat, bala afat, adamlar bir çoğunu üşlep ibadet kıladığın zaman. Namazlı ibadetli kılıçlık en ağır boğan zaman. Aldığın adamların şehevatı 25 yaşta bir nesege aklı yetse, hazır o şu adamlar 12 yaşta aklı yetip kalışıyor. Oğullarımızdan, kızlarımızdan. Biz salamattamız desek, salamattamasımız kaçan ki ferzentimiz salamat olmasa. Oğlumuz, kızımız salamat olmasa. Şunun için biz cemaat geytemiz ki, hürmetli cemaat. اَنْنِكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي Nikah yolu bilen kurmuş kurup yaşayacak, beni sünnetim diyetler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim beni sünnetimden başlarsa beni ümmetim imez diyetler. Nikah diyeni, Allah Teala'nın buyruğu ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olup kısaplanan. İkinci cemaat gayet oturgan mesela. Rumatlı cemaat. Mahir meselesi. Bizde mahir meselesi egellep alındı. Çelişip koyuldu. Kızdı neç bulu mahir o genelden haberi mi yok bazı orunlarda. Nime bu genelini bilmeydi yani. Bizim mezhepte bir söz var. Bizim mezhebimizde, Hanefi mezhebinde bir söz var. Mehrini vermeyip durup, toluk olmasından durup, ayal köçeye ruhsatsız çıkıp gitse, bola degen gap varken kitapta. Sökmeylik de ki mehri de vermeyip durup, hayatta git yapsan de. Vermeysen bana, akçan toluk koy desen ne deyimiz ki? Mehrini vermeyip durup, ya ki ayal kişi mehrini toluk olmayıp durup, Eriden ruhsatsız köçüge çıkıp kese buladırken söz var yani kitabımızda. Çünkü abarıp koymayalım. Mahir meselesi, bu nikahinin cüvosu degen de düşündürüşümüz gerek. Mahir'in meselesi, mahir misil, mahir kelişim, ya ki bizim mezhepte var ki, akallül mahir, mahirin en azı. Az mahir veriş gerek olsa, kança veriş gerek. Dese, en az mahir, kança veriyor, bilmemiz mi? Kaç mahir verirdi? En yazı kaç olur burada da? Koy pazarına barışlar da şu koy pazarındaki o ortaça koydu bugünkü narhı çıkardı o şefayetteki 10 dirhemini hesaplasak. Bizim mezhep belgile gelirken 10 dirhem en az mahir. Bunu belgile olmayı mı? Mahir belgilenmeyi mi? Kintara deyip geliyordu. Kintar çekeresiz pul degen. Cüce kök degen. Özler bilirdi kanca içini. Lekin mehirde en yazı vurmadı bu cemaat. Bir koydu veriş gereken. Ya ki şu koyunu narhını. Ya ki şunge gelişip koyuladı. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir sahaba geldi. Ya Resulallah ben üylenemem dedi. Üylenmek için ben. Mehir verdiğimi dedi.
Yok. Velav hateman. Kümüş bosayan bitti. Üzük ver. Yok. Bunda kulum yok. Velav hateman min hadid. Temirden bosayan bitti. Üzük verip koymaysam ben. Şunun için bizim mezhabımız aytgan ekan ki, en az mahır, en az mahır 10 dinar. Dirham. 10 dirham. Tercihimesi, biz hazır günümüzde çalıştırdığımız olsanız, 10 dirham kança boladı ise, 10 dirham 15 mi son boladı iken bizi bulgen. Tahminen, yakınlaştırdıken de. 15 mi son ve onu yukarısı. Lakin, bu kaçıraylı adam kese, yakışıcaydan savcı boladıken olsa, dini, hulku yakışı olsa, mehrini azrak aytıp, şu kiyo olan uşak kalış gerek. Biz aytemiz cemaatimizge, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrede Umar ibn el-Khattab radiyallahu anh'u kızıge kiyo izlep savcı bulup yürüdü. Osman'ge baradı, Abu Bakir'ge baradı, ikkelesiye nüme kıladı. Yok, belki yakşıra bir nüme bulup kalar deken, belki ta'riz dedi, sel yan başlatıp sözünü ötküzüşer. Ama Umar radiyallahu anh'u hafa buladı. Çünkü kızım olsa, benim kızım gelime geldi. Osman ham unamaydı, Abu Bakir ham unamaydı desa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özleri nima uylanadilar. Hafsa onamızga. Kızınız yaxşı bolsa, o köçəyə çıxıb, mahallaya yürüb, coranı qarab, seni oğlun tərbiyəli ekan, meni qızım ham yaxşı. Sen meni qızımı al deyib aytdılar. Sen meni qızımı al, qızınız sifət qanday? Bittə, ikkitə, üçtə, dörtdə onda sifətlər var. Senin oğlun ispat kanday, bana onda ispatlar var. Ana oşa sünnetke yemişler buradırlar. Sünnetke yemişlerdi. Kızı barlar oturuptu. Kızı barlar oturuptu. Hayırdan salçı keler ikindir. Pulgayla karapkamaylı, hürmat o cema. Pulgayla karapkamaylı. Pulda akıbatını hamla kör yaptıyam, eşli yaptıyam. Tarıkta yemeğe en geleceğe en buladı, hazıram şundayı. Pul adamda vefa kımayan. Pul hiç kimge vefa kımaydı. Yani Umar radiyallahu anhudan ya ki başka sahabalardan sizinle örgensek olabilirken ki kızı yahşi olsa yahşi kiyav olan izleş gerek. Kıdırış gerek. Sen üylem değiş gerek. Tarihte bir kança sahabalar, ulamalar özlerinin şahitleri kızlarını bir gelin hakkında malumatlar var. Nikahta güvahlar meselesi. Hani şimdi hazır bizde nikah okuyatken de erkek kişilerden ikide güvah buluş gerek. Umaydıgan bu sefer racunun ve mraatani. Bir erkek ikide ayal güvahlıkta buluş gerek. Bizim mezhebimizdeki şartları bana şu. Birinci rüknü el-icab vel-kabul. Bu Arapça söz. El-icab vel-kabul bi fi'lil mazî dedi. Ötken zaman fiil bilen aytilerdi. Ha bağışlayman. Bağışla oramız. Mayli tegi oraman dese nikah kabul bulmaydı. Ötken zaman sigrasıda yani ayçiş gerek ki bağışladım. Men özümünü falançıge turmuş ortağılıkge bağışladım dese nerge adamam kabul kılaman dese o kabul kılmadı hali. Kabul kıldım dese sonra ikelesi ikide namahram adam birbirine mahram er hatınge eğlenedi. Hani el hatınge eğlengen nikahı ne yapalım dese, keyingisi bana şu nikahı tekiştiği mesele. La yefrak mu'minun mu'mineten inkariha minha hulukan radiyya minha l-akhar. Bu cemaattir. Hammamızge tekiştik. Hürmetli cemaat. Hammamızge tekiştik. Yaş ailege hem tekiştik. Turmuşta yaşayıp durgenge hem tekiştik. Üylen mahcup oluyatkenge hem tekiştik. Sen ideal masan değiş gerek. Hatıningden idealliği izlemeye koyuyor. Bir kemçiliği bosa diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ulamalar aitken eken bana hadis ailenin en muhim hadislerden biri. Ailenin saklanışlığının en muhim hadislerden biri. Onu kotarmaz kanday bulad dese Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la yafruk mu'minun mu'mineten in kerihe minha hulukan radiyya minhel ahar. Allah Teala aytar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytardı ki erkek ayalını yaman körüp kamasın. Fizikada Newton'da altın kanunu bosa, şeriatımızdaki eri hatında altın kanunu şu bolad cemaat. Şeytan
erta mı kech mi kelib eriga xotinini, xotiniga erini yomon ko'rsata boradi. Bittasi kelibdi menga 3 yil muqaddam. Aytadiki, Domla xotinim bilan 3 yildan beri bitta xonada yashamaymiz dedi. Nimaga? Men uni yomon ko'raman, u meni yomon ko'radi. Ha, javobini berdingizmi? Yo'q, javobini bermadim. Sizga ovqat qilib beradim, yo'q, menman ishi yo'q. Nimaga yashayapsizlar? On aytadi, men bu ikkalamiz o'rtamizda bolamiz bor. Deyarlik gaplashmaymiz deyapti. Biz jamoat qaytamiz. Siz ayolimiz, ayol bilan bo'lgan muammolaringiz buzilish boshlasa, sekin buzilib, yomonlashib, yuz ko'rmas bo'lib ketadi. Boy masalani boshlayotganda hamma hola qo'shni WhatsAppdagi guruhlar, qarindoshlar ikkitaga bo'linib olib, ikkalasi bir-birini la'natlaydi. Er-xotin urushligidan o'ta ko'p yomonlik chiqadi. Alloh taolo aytadiki, yoki yaxshilik bilan yashanglar. Aw fariquhunna bima'rufin yoki yaxshilik bilan ajrashinglar deyapti. O'sha joyini ham aytish kerak qarang-da, buni masalan ishga boshlasang vaqt bo'lib qoladi. Shu joyini ham aytish kerakki, urushyaptimi, ajrashyaptimi, talog'ini beryaptimi, shariatda taloq bor. Dunyoga doston bo'lmaylik birodarlar. Ajrashdimi shunda jamoat to'plansin. Bo'lmadi 1-2-3 xatoga ko'ra er-xotin erdan hakama min ahlihi va hakama min ahliha. Oyat ko'ra ikkala tarafdan kesinda unday bo'lmadi. Xo'p, bizda sizga aytadigan so'zimiz yo'q. Sizni ham bizga aytadigan so'zingiz yo'q. Orqamizdan gap-so'zni ko'paytirmaylik. Yaxshi harakat qildik, bo'lmadi. Tamom desin, tamom shu bilan ketsin. Ajrashganiga 3 yil bo'lgan, bugun ham gapirib yuribdi. 5 yil bo'lgan, bugun ham gapirib yuribdi. O'zi ular unday edi, o'zi ular bunday edi, o'zi ular unday edi. Narigi tarafda eshitsang, bu tarafni shayton deb o'ylaysan, bu tarafda eshitsang, u tarafni shayton deb o'ylaysan. Shuning uchun bizning shariatimiz bir odamda eshitmaydi. Bir tarafda eshitish yo'q bizning shariatda. Ikkala tarafni teng eshitish kerak. Demak, uylangandan keyin uylanib yashayotgan bo'lsa, endi uylanmoqchi bo'lsa, bilaylikki, bizga hamma joydan to'liq kamchiliksiz bo'lgan ayol kishi kelmayapti. Nimaga? Biz o'zimiz to'liq emasmiz. Shuning uchun uni ba'zi bir kamchiliklariga ko'zimizni sekin yumib qo'yamiz. Haromlariga emas. Hurmatli jamoat, harom ishlariga emas. Harom ishga, ha, shundaymi? Mayli deyilmaydi. Da yuz jannatga kirmaydi. Jannat yigini ham hidlamaydi. Haromiga emas. Hayotdagi kamchiligiga. Ovqatni sho'rib qo'yibdi. Hammayni sekin o'rgan bo'lar. Kiyimni yaxshi dazmollamabdi. O'zi kelib qolar. Yaxshi muomala qilmayapti, o'rgatib ko'raylikchi. O'shanga o'xshagan masalalarda haromga yo'l yo'q. Haromga yo'l yo'q. Buni erkak kishi o'zi umuman qabul qilmaydi. To'yga e'tibor bersangiz, hammamiz to'yimiz chiroyli. Men yana o'sha so'zni aytamiz jamoatimizga. To'yda yana kelishib, bunday qilsak bo'lmaydimi? Bunday qilsak bo'lmaydimi? Degan bir savollar bo'ladi jamoatda. Artistlarni olib kelsak-chi? Falonchini olib kelsak-chi? Bunoni olib kelsak-chi? To'rttasi bu yerdan chiqib, olib kelsa nima bo'libdi? Olib kelmasa nima bo'libdi? Men jamoat hammasiga aytaman, hurmatli jamoat. Siz to'yni chiroyli qilishni o'ylamay qo'yib. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha marotaba uylandilar. Bir safar uylanishlikka yo'q hech narsa. Kelinglar shu yerga dasturxon solamiz. Hammanglar matolar, xurmomidi, nonmidi bir narsa olib kelinglar, olib kelishdi. Mana uylandik, to'y bo'ldi deyishdi. Men jamoatga aytamanki, hurmatli jamoat, to'yni go'zalligidan qiyomatdagi oshirib olsangiz so'ralasiz. Hammamiz to'planib, butun elmidi, ota-onamidi, qudamidi, kim bo'lsa ham to'planib shu yoshlarni hayotda keyingi yashovini o'ylaylik birodarlar. To'yni chiroyli qilishni o'ylamaylik. Qanday qilsam manolar rozi bo'larki, manolar rozi bo'larki deb odamlarni ovqat shirinmi, non shirinmi, choy shirinmi, kamchilik bo'lmadi, men uni o'ylamay qo'yinglar. Sizni gapirgan boshqasi ham gapirar. Siz bilan meni mas'uliyatim ikkita yoshni hayotini o'ylaylik. Ikkala yosh o'yada qolib ketadi, hamma to'yman ovora. Janozada ham shunaqa. Mayit bitta xonada turadi, hamma mayit egalari bilan ovora. Mayitga ayni qabristonda ham shunaqa. Qo'yamizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam fas'alulahu sabab. Sobit qadamli so'raylar, hozir aynahul ana yusal, hozir so'raladi bu. Desa hamma bir-biri bilan gaplashib turadi. Bizda shunday tushunchalarimiz sal o'zgarib qolgan. Biz aytamizki, jamoatga to'yini go'zalligini Alloh go'zal qilib bersin. Qiyomat kunida ham mana shu to'yimga xursand bo'lib ayta olaman desangiz, o'sha diniy to'y bo'ladi. To'y emas. Ikkala yoshni qanday hayotda yashab ketadi, shuni o'ylaylik jamoat.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.